Tamam, açık şu an. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok sıkıntı. Vallahi heyecanlıyız. Görüşürüz Baran abi. İşte Elçin'in Hayko'nun ilk gösterimine geldik. Yani çok güzel bir oyun olacağına inanıyoruz. Bakalım, güzel bir şekilde izleyeceğiz. Siz neler yapıyorsunuz? İyi, koşturmaca devam. Filmimiz çıkacak işte. Çok az kaldı. 18 Kasım'da yayında Barış Akarsu. Göreceğiz. Başka bir tane daha sinema filmi yaptım. O da yakında duyurulacak zaten. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler. Geç kalmayalım. Teşekkür konuşuruz İyi sonra. İyi seyirler. Teşekkür. Sağ ol. Hoşçakalın. Hadi oğlum. Şükür. Ne oldu, geçmiş olsun, kötülediniz. Şey mi? Yok. Kötülediniz, ondan sonra. Ne kötü? Kötülemediniz mi? Şükür dedi de. Ha, şükür. Şükür dedim yavrum. Ben kötü anladım. Nerede diyorsunuz, nasıl gider abi? İyi gidiyor şükür. Ne olur çocuğun yanında konuşmayalım, olur. 13 yaşında da bu çocuk. Yavrum 13 yaşında bu çocuk. Lütfen çocuğun yanında konuşmayalım, değil mi? Onu koruyalım. Hayır, 13 yaşında bir çocuk hakim olamaz. O bu hayatın zorluklarını çekiyor. Ne olur. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Şeyler oldu. Size olmadı, hayret. Ay çok teşekkür ederim. Olmadıysa ne âlâ. Dosya zaman aşımına uğradığına göre artık güzellik sırlarımızla başlayalım istiyorum ben. Ay, çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız. O güzel görüşünüz. Çok sağlıklı besleniyorum. Sabahları kürlerim var benim, böyle acayip yeşil sularım falan. Artık takipçilerim inanılmaz, bunları şey yapıyoruz. Çok da sorular geliyor hanımlardan işte. Çok doğal beslenmeye çalışıyorum. Sebze ağırlıklı daha çok. Hiç yağ ve şeker neredeyse. Tabii ki arada canımız çekiyor bir çikolata falan da. Ama genel olarak hiç yağ, şeker tüketmiyorum. Yemekleri bile kendi aromasıyla pişirmeye çalışıyorum. Lezzetlendirmeye çalışıyorum. Sarımsakla, soğanla falan. Çok az zeytin. Hadi evet. Konumuza dönelim o zaman. Evet. Aykut Gürel projesi. Projenin çıkış şarkısı. Evet. Nasıl oldu? Nasıl karar verdiniz? Çıkış şarkısı çok iddialı bir şarkı çalgılar. Evet. Sevgili Seden çok severim. Sezen Aksu'ya birlikte. O zaman ben şu kadardım. 12 yaşındaydım. Onlarla beraber yoğrulduğum zamanlarda sevgili Seden'in seslendirdiği Çalgalı Aykut Gürel proje albümünde. Aykut Gürel de benim ilk Sezen Aksu'yla sahneye çıktığımda gitarımı çalan müzisyendir. Yani böyle bir aile prodüksiyonu gibi oldu. Aranje Murat Yeter yaptı. Yine aile prodüksiyonu. Hepimiz çok yakın dostuz. Çok eski arkadaşız. Tabii ki böyle bir çıkış şarkısını bana Aykut'un emanet etmiş olması çok mutluluk verici. Çünkü Seden'in de sesinden çok sevilmiş ve hala daha yani her yerde çalan bir 90'lar şarkısı. Ama güzel de oldu. Aranje güzel oldu. Orijinali sadık kalmaya çalıştık.
bir takım ben okumalarda ufak tefek şeyler yaptım tabii. İmzamızı attık. Attık tabii ki. O bakidir. İmzamı her zaman atarım. Klip de çok iddialı gerçekten. Kıyafetleriniz, evet. Dönüşünüz, klipteki oyunculuk performansınız sanki böyle televizyona göz kapıyor gibisiniz. Ben yani aslında bir sinema filmi ve dizi projelerim hep oldu. İyi bir şey gelirse tabii ki yapabilirim ama yani tabii öncelikli işimiz şarkıcılık, bestecilik, müzisyenlik diyeyim. Evet, güzel bir klip oluyor. Kostümlerde sevgili Elif Tongel var, Hasan Altın var. Çok güzel, özel kostümler yaptılar hakikaten. Böyle takım falan yaptık hatta karşılıklı oynayan beyefendiyle falan. Böyle güzel şeyler yapıldı. Evet, güzel yani, keyifli oluyor. Sanki ben mesajdan yeni şarkılar da geliyor. Geliyor. Müjde alıyor gibiyim sanki. Tabii ki. Şimdi bu başlangıç oldu. Benim için de güzel bir başlangıç oldu. Sonbaharda güzel bir başlangıç. Arkasından 6 tane şarkımız hazır zaten benim. Sözüm müziği bana ait. Tuğba Özerk besteleri. Dinleyicinin çok sevdiği slowlarım var, mid tempolarım var. Çok güzel eserlerim var. 6'sını da bitirdik biz Murat Yeter'le hemen hemen. Evet evet. Ben uzun zamandır stüdyodayım zaten. Çalışıyorum. Daha evvelsi günde 2 tane daha yazdım efendim. Evet. 200 tane de şarkı hazır da bekliyor yani. 200 şarkı hazır. 200 şarkı hazır ve yani benim zaten bilgisayarımda bunlar var. Yavaş yavaş hayata geçireceğiz. O yüzden buralardayız yani. Bilgisayar değil de sanki sandıktan çıkarıp. İşte artık sandıklar bilgisayar oldu biliyorsun. Eskiden de o sandık, çeyiz sandıkları falan. Şimdi benim çeyizim bilgisayarımda. Peki ben çok yeni bir kuşak geliyor. Z kuşağı. Evet. O kuşağı da yakalamak gerekiyor. Evet. Şimdi özellikle hani bir dönemin şarkıcılar o kuşağı çok fazla yakalayamadı ama siz anladığım kadarıyla o kuşağı bir yakaladınız. Evet. Bu başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu nasıl başardınız? Şu çok güzel. Mesela biz bu verilere hep bakıyoruz. Sosyal medyadaki işte diğer müzik mecralarındaki verilere bakıyoruz. İnanılmaz derecede genç bir dinleyicim var. Çok hoşuma gidiyor. Yani 15 yaşından itibaren dinleyicim var ve çok mutluluk verici bir şey tabii ki. Bununla birlikte yeni projeler de yapacağız. Bir grup arkadaşlarımızla rap projeleri falan var. Tabii ben daha müzikal kısmı, onlar daha rap kısmı gibi böyle güzel şeyler de yapacağız. Seviyorum, sıcak da bakıyorum öyle şeyleri de. Ama dediğim gibi yani yeni neslin de seviyor olması, dinliyor olması beni çok mutlu ediyor. Yani mesela geçenlerde de bir kafede otururken çok genç, konservatuvar öğrencisi 18 yaşında, 19 yaşında bir genç yanıma geldi. O kadar seviyorum ki diye çok mutlu oldum tabii. İnşallah zaten mutlu olurlar. YouTube videolarınızın altında da genellikle gençler var, dikkatimi çekiyor. Evet. Çok güzel. Tuğba Özerk harika. Tuğba Özerk gençleşmiş diyenler var. Sağ biraz olsun. Baktım şöyle bir. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Güzel dersinizi çalışmışsınız efendim. Evet evet. Bana da çok DM geliyor. Kendimi de diri tutmaya çalışıyorum. Bestelerimi de diri tutmaya çalışıyorum. Tabii ki yani yaptığım şeyler belli ama soundları yakalamak önemli. Sağ olsun Murat Yeter de çok güzel aranjeler yaptı. Çok heyecanlıyız. Yani onları hayata geçirmek için çok heyecanlıyız. Peki, hayatınızda yepyeni bir sayfa açtınız. Evet. Bembeyaz bir sayfa. O konuya da ilk ben değineyim istiyorum. Onunla ilgili görüşlerinizi alayım. Valla yani herkes için her şey hayırlı olsun. Evet, yeni bir sayfa. İnşallah mutluluk herkes için baki olur. Yani kolay değil her şeyi yürütebilmek demek ki. Yani bazı iddialar vardı. Özellikle Twitter'da falan kavga ettiler vesaire. Ben görmedim hiç, ne gibi? Twitter'da hani kavgalı ayrılıyorlar falan gibi falan. Bazı hayranlarınız yazmış, genç hayranlarınız. Böyle nereden şey duymuşlar? Biliyorsun sosyal medya cadı kazanı gibi. Ha yok yok öyle bir şey ya. Yani bir anlaşmazlıklar tabii ki olacak ki ayrılıyoruz yani ya da ayrıldık yani ama öyle ciddi bir şey yani ya da birbirimizi rencide edecek bir durum tabii ki de yok. Hayatında mutluluklar diliyorum. Altın soru, severek mi ayrıldık? Sevmeden birliktelik olur mu? Yani sevmeden birliktelik olmaz. Ayrılırken de bir anda da bitmez bazı şeyler. Dolayısıyla her zaman da dostluğa evrilmesini isterim. Yani o sevginin dostluğa evrilmesini arzu ederim. Ben her zaman barışçıl bir insanım. Peki, yönetmen kulaklarımızı çekmeden size hemen sete geri. Sete çok teşekkür ederim. Peki, çok mersi. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür. Efendim hepimize iyi kötü bir şeyler oldu. Biz size olmadı hayret. Ay çok teşekkür ederim. Olmadıysa ne âlâ. Dosya zaman aşımına uğradığına göre artık güzellik sırlarımızla başlayalım istiyorum ben. Ay çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız. O güzel görüşünüz.
Çok sağlıklı besleniyorum. Sabahları kürlerim var benim, böyle acayip yeşil sularım falan. Artık takipçilerim inanılmaz bunları şey yapıyor. Çok da sorular geliyor hanımlardan. İşte çok doğal beslenmeye çalışıyorum. Sebze ağırlıklı daha çok. Hiç yağ ve şeker neredeyse. Tabii ki arada canımız çekiyor bir çikolata falan da. Ama genel olarak hiç yağ, şeker tüketmiyorum. Yemekleri bile kendi aromasıyla pişirmeye çalışıyorum. Lezzetlendirmeye çalışıyorum. Sarımsakla, soğanla falan. Çok az zeytinyağı oldu. Hadi konumuza dönelim o zaman. Evet. Aykut Gürel projesi. Projenin çıkış şarkısı. Evet. Nasıl oldu? Nasıl karar verdiniz? Bir de çıkış şarkısı çok iddialı bir şarkı çalkılar. Evet. Sevgili Seden çok severim. Sezen Aksu'ya birlikte. O zaman ben şu kadardım. 2 yaşındaydım. Onlarla beraber yoğrulduğum zamanlarda sevgili Seden'in seslendirdiği Çalkalı Aykut Gürel proje albümünde. Aykut Gürel de benim ilk Sezen Aksu'yla sahneye çıktığımda gitarımı çalan müzisyendir. Yani böyle bir aile prodüksiyonu gibi oldu. Aranje Murat Yeter yaptı. Yine aile prodüksiyonu. Hepimiz çok yakın dostuz. Çok eski arkadaşız. Tabii ki böyle bir çıkış şarkısını bana Aykut'un emanet etmiş olması çok mutluluk verici. Çünkü Seden'in de sesinden çok sevilmiş ve hala daha yani her yerde çalan bir 90'lar şarkısı. Ama güzel de oldu. Aranje güzel oldu. Orijinali sadık kalmaya çalıştık. Bir takım ben okumalarda ufak tefek şeyler yaptım tabii. İmzamızı attık. Attık tabii ki. O bakidir. İmzamı her zaman atarım. Klip de çok iddialı. Gerçekten kıyafetleriniz, evet. Duruşunuz, klipteki oyunculuk performansınız sanki böyle televizyona göz kapıyor gibisiniz. Ben yani aslında bir sinema filmi ve dizi projelerim hep oldu. İyi bir şey gelirse tabii ki yapabilirim ama yani tabii öncelikli işimiz şarkıcılık, bestecilik, müzisyenlik diyeyim. Evet, güzel bir klip oluyor. Kostümlerde sevgili Elif Tongel var, Hasan Altınlar çok güzel özel kostümler yaptılar hakikaten. Böyle takım falan yaptık hatta karşılıklı oynayan beyefendiyle falan. Böyle güzel şeyler yapıldı. Evet, güzel yani, keyifli oluyor. Sanki ben mesajdan yeni şarkılar da geliyor. Geliyor. Müjde alıyor gibiyim sanki. Tabii ki. Şimdi bu başlangıç oldu. Benim için de güzel bir başlangıç oldu. Sonbaharda güzel bir başlangıç. Arkasından 6 tane şarkımız hazır zaten benim. Sözü müziği bana ait. Tuğba Özerk besteleri. Dinleyicinin çok sevdiği slowlarım var, mid tempolarım var. Çok güzel eserlerim var. 6'sını da bitirdik biz Murat Yeter'le hemen hemen. Evet evet. Ben uzun zamandır stüdyodayım zaten. Çalışıyorum. Daha evvelsi günde 2 tane daha yazdım efendim. Evet. 200 tane de şarkı hazır da bekliyor yani. 200 şarkı hazır. 200 şarkı hazır. Yani benim zaten bilgisayarımda bunlar var. Yavaş yavaş hayata geçireceğiz. O yüzden buralardayız yani. Bilgisayar değil de sanki sandıktan çıkarıp. İşte artık sandıklar bilgisayar oldu biliyorsun. Eskiden de o çeyiz sandıkları falan. Şimdi benim çeyizim bilgisayarımda. Peki ben çok yeni bir kuşak geliyor. Z kuşağı. Evet. O kuşağı da yakalamak gerekiyor. Evet. Şimdi özellikle hani bir dönemin şarkıcılar o kuşağı çok fazla yakalayamadı. Ama siz anladığım kadarıyla o kuşağı bir yakaladınız. Evet. Bu başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu nasıl başardınız? Şu çok güzel. Mesela biz bu verilere hep bakıyoruz. Sosyal medyadaki işte diğer müzik mecralarındaki verilere bakıyoruz. İnanılmaz derecede genç bir dinleyicim var. Çok hoşuma gidiyor. Yani 15 yaşından itibaren dinleyicim var ve çok mutluluk verici bir şey tabii ki. Bununla birlikte yeni projeler de yapacağız. Grup arkadaşlarımızla rap projeleri falan var. Tabii ben daha müzikal kısmı, onlar daha rap kısmı gibi böyle güzel şeyler de yapacağız. Seviyorum, sıcak da bakıyorum öyle şeyleri de. Ama dediğim gibi yani yeni neslin de seviyor olması, dinliyor olması beni çok mutlu ediyor. Yani mesela geçenlerde de bir kafede otururken çok genç konservatuvar öğrencisi 18 yaşında, 19 yaşında bir genç yanıma geldi. O kadar seviyorum ki diye çok mutlu oldum tabii. İnşallah zaten mutlu olurlar. YouTube videolarınızın altında da genellikle gençler var, dikkatimi çekiyor. Evet. Çok güzel. Tuğba Özerk harika. Tuğba Özerk gençleşmiş diyenler var. Sağ biraz olsun. Baktım şöyle bir. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Güzel dersinizi çalışmışsınız efendim. Evet evet. Bana da çok DM geliyor. Kendimi de diri tutmaya çalışıyorum. Bestelerimi de diri tutmaya çalışıyorum. Tabii ki yani yaptığım şeyler belli ama soundları yakalamak önemli. Sağ olsun Murat Yeter de çok güzel aranjeler yaptı. Çok heyecanlıyız. Yani onları hayata geçirmek için çok heyecanlıyız. Peki, hayatınızda yepyeni bir sayfa açtınız. Evet. Bembeyaz bir sayfa. O konuya evet. Da ilk ben değineyim istiyorum. Onunla ilgili görüşlerinizi alayım. Vallahi yani herkes için her şey hayırlı olsun. Evet, yeni bir sayfa. İnşallah mutluluk herkes için baki olur. Yani kolay değil her şeyi yürütebilmek demek ki. Yani bazı iddialar vardı. Özellikle Twitter'da falan kavga ettiler vesaire. Bununla ilgili
Ben görmedim. Hiç ne gibi? Twitter'da hani kavgalı ayrılıyorlar falan gibi falan. Bazı hayranlarınız yazmış. Genç hayranlarınız. Böyle nereden şey duymuşlar? Biliyorsun sosyal medya cadı kazanıyor. Ha yok yok öyle bir şey ya. Yani bir anlaşmazlıklar tabii ki olacak ki ayrılıyoruz yani ya da ayrıldık yani ama öyle ciddi bir şey yani ya da birbirimizi rencide edecek bir durum tabii ki de yok. Hayatında mutluluklar diliyorum. Altın soru, severek mi ayrıldık? Sevmeden birliktelik olur mu? Yani sevmeden birliktelik olmaz. Ayrılırken de bir anda da bitmez bazı şeyler. Dolayısıyla her zaman da dostluğa evrilmesini isterim. Yani o sevginin dostluğa evrilmesini arzu ederim. Ben her zaman barışçıl bir insanım. Peki, yönetmen kulaklarımızı çekmeden size hemen sete girelim. Sete çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sizler de iyisinizdir umarım. Sizler de iyiyiz. Kuru Çeşme aslında yabancısı değilsiniz. Bu sene üst üste 5 kez geçirmiştik. Açılış sizde yapılmıştı herhalde. Geç yaşta yakalayınca bu tip fırsatları arayı kapatmaya çalışıyorum. Şaka bir tarafa, ya tabii ki bu organizasyon işte Sevil Polat Yağcı, Pol Prodüksiyon, Halkbank taraf desteğiyle gerçekleşen bir organizasyon. Biz de böyle bir güzel bir hikaye yakalamıştık. Bu hikayemizde de böyle izleyici teveccüh gösterince burada misafir etmek istediler bizi. Zaten Pol Prodüksiyon işbirliği yaptığımız bir yer bizim için. Sağ olsunlar böyle davet ettiler. 5 günde böyle inanılmaz bir deneyim yaşadık burada. Şimdi artık sona yaklaşırken hadi bir de finalde yapalım diye teklif gelince çok mutlu oldum tabii. Altıncısı ev sahibi misiniz? Öyle öyle evet. Hatta ilk 5 programı üst üste burada yapınca bir süre sonra bizim patrona dedi ki patron şuraya ranza manza koy. Uyuruz böyle deniz kenarı falan her zaman yalı görmüyoruz. Bu çalışmalar muhakkak yapılmıştır. Eyvallah teşekkür ederim. 5 defa üst üste yapıldı daha sonra başka gösterilerde insanların böyle konser algısı aslında konserle hiç ilgisi yok. Yani bunu biz bir tiyatro disipliniyle yapıyoruz. Burada bir hikaye anlatıyoruz biz. Bir insan hikayesi anlatıyoruz. Arabesk de bu işin metafor kısmı aslında. Yani biz burada insanların doğdukları andan itibaren yaptıkları yaşam yolculuklarında benim kendi yaşam pratiğimde tespitim yaptığım bir takım önermelerde bulunuyorum. Haddim olmayarak yapıyorum bunu. Ben böyle bir hayat yaşadım diyorum. Gelin bunu hep birlikte benim hayatım üzerinden bir tartalım. Neyi yanlış, neyi doğru yapıyoruz konuştuğumuz bir konu aslında. Çok da mutlu ve çok da dostane ayrılıyor izleyen herkes. Ama bu bir konser mi? Bence konser değil. İçinde, müzikal demesi daha mı doğru olur? Müzikal de diyemeyiz gibi geliyor bana ama müzikal bir şey denecekse müzikal denmeli buna ama kesin olarak bir tiyatro disipliniyle yapılmış bir gösteri. İşte kostümünden dönemine tarihsel kronolojik aralığına kadar hemen her şey 70'li yıllardan başlayıp günümüze kadar geliyor. Tam soru öncesinde cevaplara başladınız. Nereye dikkat ediyorsunuz? Neleri baz alıyorsunuz diyecektim. Ya İzlerken. Aslında odağımız insan. Ben sahneyi açarken de şöyle açıyorum zaten. Hani herkesin herkese mesafesi açıldığı, kimse kimsenin kapısını çalmaz olduğu, kimse kimseye hatır sormaz olduğu. Tam böyle zaten olması gereken her türlü değerli halimizi böyle sebepsiz yere kenara koymuş hale geldi. Koyar hale geldik insan olarak. Bunun biraz yanlış olduğunu ve insana bir yük olduğunu anlatmaya çalıştığım bir hikaye Afer Arabesk Müzikali aslında. İçeriğinde sizin için özel isimler ve şarkılar var mı? Hepsi birbirinden güzeldir, özeldir. Kesinlikle ama öyle. Ya birini diğerinden şundan dolayı ayıramıyorum. Çünkü aslında okuyor olduğumuz bütün şarkılar bizim hikayemize de doğrudan katkı sağlayan şarkılar. Ama Uğur sen neyi çok seviyorsun bu şarkının içerisinde dediğin bir şey varsa eğer azıcık imtiyazlı desem diğer ustaların gücüne gitmez inşallah. Ama o da rahmetli oldu artık. Uğur içinde yatsın. Müslüm abinin okuduğum şarkısı itirazım var. Böyle bir tık diğerlerinden ayrışıyor gibi yani. Peki bu yaşa kadar neden bekledin? Ya aslında ben beklemedim. Hiç öyle bir şey değil. Ya doğanın bir şeyi var tamam, bir tasarrufu var. Siz bir şey yapıyorsunuz hayatta. Yaptığınız şeyi de doğaya salıyorsunuz. Bir süre sonra o karşılığını mutlaka buluyor. Bunu iyi bir şey yaparsınız, yapsanız da doğa size cevap veriyor. Kötü bir şey yapsanız da cevap veriyor. Biriyle ödüllendiriyor, diğeriyle cezalandırılıyor. Dolayısıyla siz yaşarken neyi seçiyorsunuz, onu doğru tespit etmeniz gerekiyor. Ben yapı olarak zaten üretken bir adamım, durmayı sevmeyen bir adamım. Tiyatro kültüründen gelen bir adamım, eğitimim bu benim. Üniversite yıllarımda o tiyatro okulunu okuyabilmek için, yani oyunculuğu okuyabilmek için zaten müzik yapmak zorundaydım. Barlarda şarkıcılık yaparak hayatımı kazanıyordum çünkü ailemin beni okutacak imkanı yoktu. Şimdi hepsini üst üste koyduğunuzda hayat zaten size bir şey hazırlamış aslında.
ve bu yaşa girdiğinde de çok güzel bir enerji yakaladınız. Evet. O enerjiyle de devam ediyorsunuz. Kesinlikle öyle. Burada tespitini yaptığımız şey, tabii minnet doluyum. Yani Yaradan'a minnet doluyum, bu teveccühü gösteren herkese ayrı ayrı minnet doluyum. Ama şöyle bir şey öğrendim ki, siz yapın abi. Şuradan yapın, böyle merhametinizle kuşatarak korkmayın. Yapın. Korkmayın. Yapamam gayet. Demeyin. Tabii abi yapın yani. Yani denizde böyle ayağınızı sallarsınız ya, böyle serinlemek için azıcık ayağınızı dokunursunuz falan böyle denize. Size bir ferahlık hissi verir ama o yaptığınız minicik bir hareket bir başka yerde bir dalgaya dönüşüyordur belki de. Bunu bilemezsiniz yani. O yüzden yapmakta fayda var yani. Biraz o dalgalardan bahsedelim mi? Minik dalga diyelim artık. Single çalışması mesela nasıl gidiyor abi? Valla ben şimdi Yaradan'a Kurban türküsünü okudum. Onu okuma sebebim de aslında şuydu. Sizin verdiğiniz bu fırsatla onu da açıklayayım. Ben ilk kızıma okuyordum onu. Böyle bir de böyle tiyatral yapıyordum onu okurken o türkü işte. Böyle tutuyordum ellerinden, kanepenin üstünde zıplatıyordum onu. Asiye büyük kızım şimdi, büyük kocaman oldu tabii. İşte okurken böyle yapıyordum. Yaradan'a Kurban, Yaradan'a, Yaradan. Ben onu çocuklarıma yaptım aslında. Ama çok hoş bir karşılık buldu. Ciddi izlendi. İşte Uğur Aslan olarak performans yaptığımız yerlerde rica ediyorlar okumamızı falan böyle. Çok güzel karşılık buldu. Ama şimdi Usta Hakkı Yalçın'ın sözleri olan çok güzel bir şarkı var. Ceyhun Çelik'ten de bestelemiş. Şimdi onu hazırlıyoruz. O çok yeni ve çok güzel bir şarkı. İnşallah o da kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak. Şimdi onu çalışıyoruz mesela. Gene durmuyorum yani. Evet. Var mı bitiş tarihi falan diye. Vallahi Ceyhun'la çalışıyoruz şu an. Ceyhun'la böyle çok hızlı gelişti her şey. Ben ona bir şey danışmak için gitmiştim yanına. Abi dedi bir şey var dedi. Kaç gündür aklındasın, şunu bir dinler misin falan dedi. Çok kısa bir süre içerisinde çok etkilenip hızla karar verip hemen harekete geçtiğimiz bir şey. Ceyhun hazırlıyor şu an. 10 günü bulmaz diye tahmin ediyorum. Bütün prosedürleriyle beraber çok kısa bir süre içerisinde beğeniye sunulur diye tahmin ediyorum. Bekliyoruz efendim. 10 parmağında 10 marifet olunca röportaj da uzuyor. Oyunculuk kısmına gelir. Oyunculuk dizisinden bahsedelim. Dolu dizgin devam ediyor. Sezonu da çok iyi giriş yaptı. Yargı müthiş iş ya. Yani hakkını teslim etmek lazım ki izleyiciler de o hakkı teslim ediyorlar hakikaten. Sevgili eşim Sema Ergenekon, Türk televizyon tarihinde yepyeni bir çığır açtı diyebilirim yani. Çünkü iddialı bir cümleymiş gibi geliyor ama bence değil. Şu ana kadar denenmemiş, denenmekten hep imtina edilmiş bir türü izleyicinin beğenisine sundu ve inanılmaz bir karşılık buldu. Oyuncu grubuyla, reji grubuyla, senaryo zaten inanılmaz ki bizim bence işimizin başrolü senaryo. Yapımıyla, bütün unsurlarıyla çok doğru çalışan, çok doğru servis edilen bir iş yargı. Çok da güzel buluyoruz karşılığını. Tam böyle oturdu diyebilir miyiz? Senaryo, oyuncular ve uyum. %100 öyle. Yani tabii ki kimse kusursuz değil. Biz de son, yani döneminin son yetiştirdiği en önemli oyuncu aktörler değiliz. Öyle bir şey demeye çalışmıyorum. Bir sürü güzel, yetenekli, bir sürü işini gerçekten hakkıyla yapan, layıkıyla yapan bir sürü güzel dostumuz, arkadaşımız var. Onların hakkını tepelemek istemem. Ama bizim mekanizma İki sezondur çok doğru ve iyi çalışıyor. Çünkü senaryo çok doğru. Oyuncular onu çok iyi karşılıyorlar artık. Reji çok güzel bir bakış açısı getirdi. Yapım bütün her şeyle işi destekliyor. Çark doğru dönünce doğru da karşılık buluyor. Dolayısıyla da böyle güzel bir şey çıkıyor ortaya. Son olarak yoruluyor musunuz? Yok sahneler, ya. Sahneler, ara ara televizyon programları da oluyor. Konuk olarak gidiyorsunuz. Bizi, çekimsin. Abi şey, yani sayısı çok gibi görünen bir şey ama şimdi insanların İşte ekmek parası için maden kazıdıkları bir yerde şikayet edersem çok büyük ayıp ederim ya. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden alnımı secdeden kaldırmasam yeridir. Yoruluyorum ya. Gayet tabii abi insanız. Etten kemikten bir varlığız en nihayetinde. Bazen belim ağrıyor, bazen bacaklarım ağrıyor. Ya da şöyle bir uzanıyorum eve gidip. 8 saatlik uyku yetiyor. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de buraya çok kadar zahmet ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ya şey derler. Eve gidiyorum, uzanıyorum dedin ya. Tek doğada gidiyor şimdi. Çok şey. Polat Bey. Bizi izlemeye devam edin. Dünyada Polat en çirkin Bey. Giyindiğim gün ya. Bir saniye bozma. Bugüne denk Polat gel. Polat Bey bugüne denk gel. Teşekkür ederim. Lütfen kuru fasulye yemeye gitmişti diye yazar mısınız? Bunu da belirtin ya.
Evet Burcu Hanım, merhaba. Merhabalar, iyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? Jackson Fight oyununa neler söyleyeceksiniz? Evet. Broadway'de zaten çok beğenilen ve hepimizin evet. çok merak ettiği bir oyun olacak. Türkiye'de böyle güçlü müzikallerin yapılması ben de oyuncu olduğum için heyecan vereceğim. Merakla izlemek istiyorum. Hayko Cepkin'i ilk defa burada sahnede göreceğim. Kendisinin büyük bir hayranıyım. Hem duruşuyla, hem tarzıyla, hem sanatıyla. Elçin de çok değer verdiğimiz, çok güzel, çok naif, çok narin bir oyuncu. O ikisini sahnede izleyeceğim için ve müzikal olduğu için. Bakalım. Benim filmim bitti. İşte 2-3 gün oldu. Böyle 1-1,5 ay falan çalışmıştım. Ondan sonra pek bir şey yapmıyoruz şu anda. Peki size böyle herhangi bir projede yer almak ister misiniz? Tabii tiyatro okudum yani, neden istemeyeyim? Evet. Böyle teklifler geliyor mu size hiç? Müzikal öyle bir... Müzikal olan içinde. Bilmem, Ahmet Bey geliyor mu teklifler? Bakın onlar için yazın gerçekten çalışmak lazım. Hani 2-3 ay bir prova süreci olacak ki kışın işinle... Evet, biliyoruz. Evet, yazları hep çalışınca öyle bir fırsatımız olmadı maalesef. Ama gelirken konuştuk, istiyorum müzikal veya herhangi bir şekilde oyun yapmak, neden istemiyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.